Selamun Aleyküm. Bugün miladi 28 Mart 2022 Pazartesi, Hicri 25 Şaban 1443. Günün ayeti. Haber ver kullarıma, şüphesiz ben bağışlayanım, esirgeyenim ve şüphesiz azabım o acıklı bir azaptır. Günün hadisi. Sizden kimse sakın sol eliyle yiyip içmesin, çünkü şeytan soluyla yer içer. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı, hep birlikte bakalım. 28 Mart 1920, Fransızlar Antep'e girdi. 1930, Türkiye yabancı ülkelerden Türkiye'deki şehirler için Türkçe adlarını kullanmalarını resmen talep etti. 1944, Adapazarı civarında 2831 kişinin hayatını kaybettiği bir deprem oldu. 1961, Türkiye'de anayasanın halk oyuna sunulması hakkındaki kanun kabul edildi. 1965, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde Martin Luther King'in önderliğinde 25 bin kişi sivil haklar için yürüdü. 1980, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Ayvaz Hacı Köyü'nde sel nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti. 1994, yerel seçimlerde 5 büyükşehir ve 26 il belediye başkanlığı kazanan Refah Partisi seçimin galibi oldu. 2004, yapılan yerel seçimlerde seçimin galibi AK Parti oldu. 2009, Çinlilerin son icadı olan idam minibüsleri basına yansıdı. İdam minibüslerinin dehşet veren uygulaması şöyle anlatılıyor. İdam mahkumları cezaevinden alınmadan önce uyuşturuluyor. Cezaevi avlusunda minibüse bindiriliyor ve içeride bulunan yatağa yerleştiriliyor. Ameliyat masasını andıran bu yatağa bağlanan mahkuma burada damardan 3 ilaç veriliyor. Bu ilaçlar bilinçaltını kaybettiriyor, nefes alışverişini durduruyor ve kalp atışını durduruyor. Bu işlem tamamlanır tamamlanmaz mahkumun organları alınıyor ve idam minibüsü hızla sağlık kurumlarının yolunu tutuyor. Böylelikle organlar hastalara satılıyor. 2019, Almanya merkezli uluslararası hayır kuruluşu olarak faaliyet gösteren Avrupa Yetim Eli çalışmalarına başladı.